Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, sordular ona ya Resulallah, Müslüman Hel yesrikul mu'min. Müslüman çalar mı ya Resulallah? Başkasının malına elini uzatır mı ey Allah'ın Resulü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imanı kamil olan başkasının ne gözleriyle iffetini çalar, ne elleriyle de onun malına uzanır, alır onu, hırsızlık yapar. Peki ya Resulallah, hel yekizibul mu'min, Müslüman yalan konuşur mu ey Allah'ın Resulü? Efendimiz hayır buyurdular, kalela. İnnemâ yefteril kezibellezîne la yu'minûne bi ayatillah. Sonra Nahl suresindeki şu ayeti okudular. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar onlar yalan konuşurlar. Kardeşlerim, çarşıya çıkınız, evlere gidiniz, sokaklarda bakınız. Öğretmenlere, öğrencilere, esnafa, amire, memura, şunlara bakınız. Yalan konuşanlar varsa onlara deyiniz ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam sizi öğrenci olarak kabul etmiyor. O buyuruyor ki benim ümmetim başkasının malını çalmaz. Ama çalıyorsa yine Allah onu Müslüman olarak kabul eder. Büyük bir günahtır. O onun cezası İslam'da bellidir. Ama benim ümmetimin öğretmeni, öğrencisi, esnafı, imamı, annesi, babası yalan konuşamaz. Eğer konuşuyorsa söyleyin, yüreğindeki sadakat mabedini yıksıysa camiler yapmasın. Hazreti Muhammed onu ümmet kadrosuna kabul etmiyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki kardeşim, Ayetul münafiki selasun. Münafığın alameti üçtür. Müslüman bunlardan uzak duracak. İza haddese kezebe ve iza vaade ahlefe ve iza tumina khane. Onlar konuşunca yalan konuşurlar. Emanete ihanet ederler, sözlerinde durmazlar. Birisiyle bir ahdiniz var. Bir usta yarın gelecek şurada işbaşı yapacak. İki gün sonra geliyorsa, öğretmen sözünde, öğrenci sözünde durmuyorsa, hoca verdiği gün de orada olmuyorsa, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki, onlara söyleyin, onların benimle alakası yok. Onlar yüreklerindeki o sadakatin, vadin vefanın mabetlerini yıktılar. Onlar sokakta yürürken münafıkları temsil ediyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de çarşıya çıkıyor. Esnafları denetliyorlar. Onlar ne kadar İslam'la, onlar ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le alakası var. Bir yere geliyor, bir çuval var, elini sokuyor. Altında ıssak olanlar var, çürük olanlar. Yukarıya sağlam olan hububatı koymuş, buyurdular ki: Men gashena feleise minna, sakalı da olsa, üzerinde cübbesi de olsa, camiler yapsa, minareleri yükselse, onu hep imanla, irfanla ansalar bile söyleyin ona. Eğer bir kadın sütünü satarken ona su karıştırıyorsa, bir müteahhit bina yaparken projeye sadakat göstermiyor, demirden çalıyorsa, birisi ticaret yaparken çürük malı sağlam diye satıyorsa, söyleyin onlara Hazreti Muhammed, onları öğrenci olarak, ümmet olarak kabul etmiyor. Onlar bana ait olamazlar. Onların Hazreti Muhammed'le bir rabıtası kalmamıştır.